dersimizde de içeriklerin yerlerini değiştirmek, yani sıralamasını göreceğiz. Şimdi burada şöyle yapalım. İlk içerik diyelim. İsim verelim ki ikinci içerik ve üçüncü içerik. Dedim. Şimdi bunlara şurada olduğu gibi bakın. 6, 9. Şimdi bunu buna tamamlamak için call md push değerini veriyoruz. Buradan call md, evet, şöyle yapıştıracağım. Bunu 12'ye tamamlıyorum. 8 yapıyorum. Tabii burada şimdi iki tane yapmışlar. Birbiriyle tamamlıyor. Biz nasıl yapalım? Bir tanesini silelim bence. Şöyle silelim. Kafamız karışmasın. Yani yerlerini değiştirmek için en azından bu uygulamayı yapmış olalım. Burada call, şöyle yapalım bir. Önce bir boşluk bırakacağım. Call nokta md nokta pull diyorum. Burada da 8 yapacağım bunu. Evet. 9'u 3, 3'e md 4, 8, 4, 3, 4. Tamam, bu şekilde bir deneyelim bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. İlk içerik, ikinci içeriğimiz kayboldu. Şunları bir sileyim ben. Burada bir yanlışlık yaptık bence. Şöyle yapalım. Tabi 4 olunca burasının 12'ye tamamlamak için burası 8 olacak. Burası 8 olunca da burası 4 olması gerekiyor. Orada hata yaptık. Şimdi tekrar bakalım. Evet. Şimdi bakın, ilk içerik, ikinci içerik. Bunların yeri değişti gördüğünüz üzere. Bakın daha buradayken değişti. Şimdi biz bunu küçültelim. Mavi başta. Küçültüyorum, bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Bakın. Mavi üstteyken, normalde bakın burada mavi baştayken geliyorum. Mavi alta geçti. Bu şekilde yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Yani bu mantık bu işe yarıyor. Bunu şöyle yapsaydık, biz bunu ters yapmışız zannedersem. Şöyle yapalım. Bunu da şuradan kesiyorum. Yani ilk etapta sıralaması yanlış olmuş. Şimdi tekrar ilk içerik kısmı. Pardon, nerede yanlışlık yaptık? Tabi burası 8 olacak şimdilik. 8. Şurası da 4 olacak. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Hala bir sıkıntı var. Dört, sekiz, dört. Aslında doğru ama yani bu ilk etapta da öyle olması gerekiyor herhalde zannedersem. Ben bunu tekrar geri alacağım. Kontrol. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde içeriklerin yerlerini değiştiriyorsun. Yani küçülttüğünüzde üstte veya altta görmesini istediğiniz şeyi değiştirmek istiyorsanız, küçüldüğünde yani o önem arz ediyorsa sizin için, bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi bir satır daha oluşturalım bunun altına. Div class row diyorum ve m0 diyelim. Ve buraya div class call md 12 diyorum. Ve kolon diyorum ve buraya turuncu diyelim. Turuncu rengini veriyorum. Buraya da turuncu diyelim. Ya da içerik diyelim. İçerik diyorum. Kaydettim. Şimdi bakın. Şöyle yaptığımızda buraya geldi. Şimdi ben bunu, bakın buraya geldi. Şimdi şu turuncu içeriği mobilde gözükmesini istemiyorum. İşte gözükmesini istemediğimiz şeyleri x'e
height xc miydi? Evet. Hidden md, hidden aslında burada olması lazımdı. Hidden dediğimizde bakalım nerede gizleyecek? Burada gizledi. Burada ama text seed hidden md, md'de gizliyor. Sanki mobilde de gizleme, yani küçük ekranda da gizleme geldik. Bakın burada kayboldu. Burada tekrar geldi. Bunun bir yöntemi daha olması lazım. Şu anda onu aklıma gelmedi. Burada göremedim kodları. Gerçi şuradan da bakabiliriz belki ama şimdi fazla da zamanınızı almak istemiyorum onunla ilgili. Bu şekilde gözükmesini istemediğiniz alanlarda, yerlerde de içerikleri gizleyip bu şekilde kaybedip hangi sizin için önemliyse onu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi burada artık bu kolonlarla ilgili, gridlerle ilgili anlatacaklarımız bitti sayılır. Daha sonra tipografi kısmına geçeceğiz. Tipografiye bakacağız. Bu zaten çok basit bir şey. Buradan sonra biraz daha kolay kodlar. En zor kısmı, yani en zor kısmı dediğim şuradaki mantık kısmı önemliydi. Bunları çünkü şu anda uygulama yapmadık. Bunlar temel konular. Daha sonra bunlarla ilgili işte projemize nasıl kullanacağımızı anlatacağız. Yani o gridleri nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.